Görmediğiniz şeyleri göreceksiniz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüşmekte olan GAP Bölge Kalkınması İdaresi Başkanlığı 2020 yılı bütçesi hakkında Cumhuriyet Halk Partisi adına söz almış bulunuyorum. Sayın milletvekilleri, Güneydoğu Anadolu projesi ile ilgili söylenmiş binlerce söz var. Ancak çılgın projeler için ayrılan büyük miktarların ülkenin kalkınması için maalesef ayrılmıyor. GAP bitirince sadece Güneydoğu'nun değil tüm Türkiye'nin tarımsal anlamda kalkınacağı ve ekonomik olarak rahatlayacağı herkes tarafından biliniyor. Ancak kaynakların nasıl kullanacağı elbette bir tercih meselesidir. Üzülerek söylüyorum ki ülkemizin adına almış olduğunuz her kararda kendinizden başka hiç kimseyi dinlemez oldunuz. Milletin sesi milletin meclisinden duymaz oldunuz. Milletimizi ilgilendiren konularda hala kendinizi dinlediğiniz için hatalar yapıyorsunuz. Bakınız, GAP'ta kilit rol oynayan Şanlıurfa 21. yüzyılda günde ortalama 2-3 saat elektrik tesisatı yaşanıyor. Yanlış ve ucuz politikalarınızın yüzünden bugün Suruç Ovası bataklık haline dönmüş vaziyette. Süverek'te sorunlar bitmiyor değerli arkadaşlar. Bu tablo Süverek'te, bu fotoğraf Süverek'te bağlı olan kırsal mahallelerine ait. 21. yüzyılda kadınlar, çocuklar eşek sırtında su taşıyor. Eşek sırtında. Bunu görüyor musunuz? Şimdi sizin vicdanına sesleniyorum. Bırakın 2-3 saat evinizde sadece 1 saat suların kesilmesi, elektriklerin kesildiği düşünün. İşte o zaman Süverekli'yi, Şanlıurfa'lıyı anlayacaksınız. Bakın bir muhtarımız ne diyor? Bizim içme suyu projemiz 7 kez iptal edildi diyor. Köyümüzün yolu da köylüden topladığımız parayla yaptık. Sesimizi duyan, yüzümüzü gören yok. İşte o sizin Şanlıurfa verdiğiniz değer bu. Değerli milletvekilleri, bir başka fotoğraf göstermek istiyorum. Bu fotoğraf Ceylanpınar, Viranşehir ve Süverek'te. Bu fotoğraflar Süverek'te, Viranşehir'de çocuklarımızın okula kavuşmak için verdiği mücadeleye bakın. Yazık değil mi? Bu çocukların yerine kendi çocuklarınızı düşünün. Soruyorum, size hani 2014 yılında çıkarılan büyükşehir yasasıyla tüm köylere hizmet gidecekti? Hani büyükşehir belediyeleri bütün hizmeti yapacaktı? İşte o yasayla köy kültürümüzü ortadan kaldırdınız. Köylüyü perişan ettiniz. Çiftçinin halı zaten işler acısı. Diyorsunuz ya, çiftçimize şu kadar destek verdik, bu kadar destek verdik. Doğrudur, haklısınız. Çiftçiye destek verdiniz. Çiftçiye destek verdiniz. Ancak çiftçi destek vermeyi sadece kredi vermek sandınız. Verdiğiniz krediyle çiftçi yaşıyor sandınız. Halkın koptuğunuzu çiftçi şu an yaşamıyor. Çiftçi uzun zaman önce öldü. Çiftçinin fatihasını okundunuz, haberiniz yok. Bu tabloyu size göstermek istiyorum. Değerli arkadaşlar, bak bir fatura 265.868.88 TL. Eğer bu faturada bir gün 2020'ye bir gün sarkarsa bu faturanın vereceği 313.860.65. Bir gün için 50.000 TL faiz ödeyecek. Çiftçimize elektrik faturası. Sayın milletvekilleri, çiftçi girdi fiyatlarını yükselmesinden dolayı bırakın kar etmeyi, maliyetine karşılanamaz oldu. Çiftçi elektrik borcunu ödeyemez oldu. Bu tabloyu
Bu da yetişmez gibi çiftçiye bir nabze olsun iyi gelen destekleme borcundan dolayı bloka koydunuz. Sayın Cumhurbaşkanı hep söylüyor ya, Bay Kemal, Bay Kemal, traktör fabrikaları çiftçimize traktör yetişmiyor. Toparlayın Sayın Millet. Bin depolarında ve galerilerde yapıyor. Hacizden dolayı çiftçinin, esnafın, köylünün, sanayicinin araçları 7 emin depolarında yapıyor. Sizin ve milletvekillerinizin bunda bilgisi var mı acaba? Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.